Merhaba sevgili izleyiciler. Astolog Yasemin Sürer ile Yıldızların Diline hoş geldiniz. 28 Şubat 6 Mart haftasını konuşacağız. Bizi bu hafta neler bekliyor? Birlikte bir göz atalım. Evet, hem manevi hem maddi enerjinin iç içe geçtiği yoğun bir haftaya giriş yapıyoruz. 2 Mart'ta gerçekleşecek Balık Yeni Ayı, sevginin, affetmenin, merhametin değerini anlayacağımız, hayallerimizi gerçekleştirmek ve güvenmek için desteklendiğimiz zamanları bir taraftan da hedeflerimiz, ilişkilerimiz ve para konularında önemli bir dönüşüm sürecinden geçeceğimizi ifade etmektedir. Çarşamba günü Balık Burcu'nda saat 20.35'te 12 derecede gerçekleşecek bir yeni ayımız var. Bu yeni ay şifalandırıcı ve iyileştirici bir etkide olacak. Çünkü yeni ay Jüpiter kavuşum yapmakta. Bu da son aylarda zorlandığımız konularda artık bir çıkış yolu bulmamıza, sorunlara çözüm bulma, dertlere derman olma yolunda güzel etkileri bize yansıtacak. Aynı zamanda ilahi adaletin de işleyeceği bu süreçte yine dürüst olanın, ahlaklı olanın kazançlı çıkacağını vurgulamakta. Yeni ay sırasında Uranüs ve Güneş 60 derecelik bir açı yapmakta. Bu da yeni bakış açılarına sahip olabileceğimiz, daha önceden görmediğimiz, fark etmediğimiz bir nevi bilinç sıçraması yaşayabileceğimiz, aynı zamanda yenilikçi ve orijinal fikirlerle de rahatlıkla geleceğe doğru yola alabileceğimizi ve bizi ilerletecek bir takım fırsat ve desteklere işaret etmekte. Yeni ay sırasında etkili olacak Merkür ve Satürn kavuşumu ise sorumluluklarımızı hatırlatacak ve daha fazla çalışmaya, daha fazla disiplinli olmaya teşvik edecek. Ama olumsuz yönüyle şuna dikkat edelim. Daha fazla karamsar hissetmemize, düşüncelerimizin içinde kaybolmamıza, gelecek endişelerin izin verirse korkularımızı daha fazla ortaya çıkarmamıza sebep olabilir. Balık yeneği olduğu için buradaki mesaj teslimiyet içerisinde ilahi olana güvenimizi arttırıp kendimizi akışa bırakmamız gereken bir zaman dilimine de işaret etmektedir. Aynı zamanda hem bedensel hem zihinsel hem ruhsal arınmayı ifade etmekte. Zaman zaman daha fazla yalnız kalmak, inzivaya çekilmek isteyebiliriz. Yine meditasyon, yoga, bilinçaltı çalışmaları bu dönemde bize çok iyi gelecek. Dikkat etmemiz gereken yine enerjileriyle kendimize karşı Diğer tarafa kendimizi kurban poz pozisyonuna düşürmememiz. Bunun için sınırlarımızı belirlemeye önem göstermeliyiz. Yine yaratıcılığımızı, ilhamımızı, duygumuz, hayallerimizi arttıracak ve bu konularda da başarı sağlayabiliriz. Balık enerjisi hayallerin içine ka kaybolmayı, her şeyi toz pembe görmeyi de ifade edebilir. Tabi bu da gerçeklerle yüzleştiğimizde hayal kırıklıklarını ortaya çıkartabilir. O yüzden bu süreçte yine olabildiğince gerçekçi bakış açıları içinde kararlar almaya dikkat etmeliyiz. Aksi halde kandırma, dolandırma, aldatılma gibi etkiler ortaya çıkabilir. Gerçeklik algımızı kaybetmemeye özen göstermeliyiz. Balık haritasında Balık yine ay haritasında terazi burcu yükselmekte ve 6-12 ev aksını etkilemektedir. Yani iş hayatı, çalışma koşulları, sağlık alanında gerçekleşiyor. Bu da bu süreçte yeni iş başlangıçları, atama terfi, mesleki konularda değişiklikler konularına, konularına vurgu yapmakta. Yine sağlık alanında da hastalıklarda iyicil etkiler, şifalandırıcı etkiler devreye girecek ve ortaya çıkacak. Salgınla ilgili dikkat, dikkat eden bırakmamamız gerekiyor. Sayılar yükselmeler devam edebilir. Sağlık konusunda yine karaciğer, şeker, hormonlarla ilgili rahatsızlıklar oluşabilir, artabilir. Kontrollerimizi yaptırmamız faydalı olacaktır. Ve yine ayak bölgesi, ayakta şişkinlikler, ödem veya vücutta ödem toplaması gibi etkiler oluşabilir. Yine yediklerimize, içtiklerimize dikkat etmemiz gereken bir zamandayız zehirlenmeler, alerjik reaksiyonları daha fazla açık olacağız. Deniz ve deniz ile ilgili konular, İlk aklıma gelen Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle boğazlar konusunun ön plana çıkması, yine gemi kazaları, boğulmalar, göç ve mültecilerle ilgili konular önümüzdeki 10-15 gün gündemi meşgul edebilir. Evet 2 Mart'ta gerçekleşecek olan balık yeni ayı hepimiz için yoğun duygular ve yeni başlangıçlar demek. Yeni ay haritasında az evvel dediğim gibi terazi burcu yükseliyor. Demek ki ikili ilişkiler, aşk, evlilik ve ortaklıklar teması ön plana çıkacak. Aslında bu iki burç hem balık hem de terazi son derece iyici ve hassas enerjilere sahiptir ama terazi burcunun yükseleni, pardon yöneticisi Venüs'ün 3 Mart'ta Mars ve Plüton'la kavuşma gitmesi bu güzel etkileri biraz zorlaştırıyor. Daha fazla mücadeleyi ön plana çıkartıyor. Özellikle ikili ilişkiler başta olmak üzere her türlü ilişkimizde yeniden yapılandırıcı enerjiler taşıyacak. Bastırılan öfkenin daha kolay dışarıya yansıması, takıntılarımızın artması, güç mücadelenin artması nedeniyle ilişkimizde sahiplenme ve kıskançlıkları ortaya çıkarabilir. Merkür Satürn kavuşumu bu olumsuz etkileri arttırabilir. Depresif düşüncelerin içinde kaybolmamaya dikkat etmeliyiz. Balık yeni ayının sevgi, anlayış, merhamet enerjilerini karşılıklı anlayışı çoğaltıp ve gayreti de elden bırakmazsak ve az evvel de değindiğim gibi akışta kalmayı teslimiyeti çoğaltıp sevgiyle olanı kabul edersek yeni ayın enerjilerinden en olumlu, en verimli haliyle yararlanmış oluruz. Hafta boyunca Mars ve Venüs'ün ay düğümleriyle olumlu açıları etkili olacak. Bu da her şeyin aslında olması gerektiği gibi olduğunu işaret ediyor. Kadersel etkiler içine barındırdığını gösteriyor. Ve bize geleceğe ve hedeflerimizi ilerletecek etkiler olduğunu işaret etmekte. Haftanın son güne geldiğimizde ise hem Mars hem Plüton hem Mars hem Venüs kova burcuna geçiş yapacak ve burada bir kavuşum gerçekleştirecek. Hem hedeflerimiz hem ilişki hem para konularında tutkularımızı arttıracak bu etkinin en güzel yanı dar kalıpların dışına çıkıp daha modern ve yenilikçi bakış açılarını sağlıyor olması olacaktır. Daha özgürlükçü ve gelecek planlarımız adına daha umutlu olacağımız bir sürece giriş yapıyoruz. İlişkilerde bağımlılık yerine bağlılık ön plana çıkacak. Yine toplum ve toplumda hak, adalet ve eşitlik kavramları daha önemli olmaya başlayacak dijital para ve teknolojiyi kullanıp para kazanma yöntemleriyle daha fazla meşgul olmaya başlayabiliriz. Evet, genel etkilerden bahsettikten sonra hazırsak haftalık burç yorumlarıma geçmek istiyorum. Lütfen burç ve yükselen burcunuza göre dinleyin. Öncesi de küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Ve astroloji hakkında daha fazlası ve günlük yorumlar için beni Instagram'da Astrolog Yasemin Sürer sayfamdan da takip edebilirsiniz. Danışmanlık almak isterseniz yine bana Instagram veya web sitem astrologyasemisürer.com'dan ulaşabilirsiniz. Evet hadi başlayalım. Sevgili koç ve yükselen koçlar. 2 Mart'ta gerçekleşecek balık yeni ayı 12. evinizde gerçekleşiyor. Yeni ay sırasında Güneş ve Jüpiter kavuşuyor. Bu da ruhsal yaralarınızı iyileştirmek zamanı demek. Önümüzdeki 10 günlük süreçte daha fazla içe dönebilir, daha fazla yalnız kalmak isteyebilir ve manevi duygularınızı şifalandırabilirsiniz. İlahi destekler, ilahi yardımları alabileceğiniz bu dönemde yaratıcılığınız ve geleceğe dair yapmak istediklerinizle ilgili önemli farkındalıklar kazanabilirsiniz. Bu dönem affetme, yardım ve yardımla yardımlaşma konusu ön plana çıkıyor. Kırgın veya dargın olduğunuz kişilerle de barışabilirsiniz bu süreçte. Sezgileriniz açık, haberci rüyalar görebilirsiniz. Bu yeni ay size daha fazla teslimiyet vurgusu yapmakta. Bir olan biteni izlemek, bir durup şöyle kendi içinize bakmak yararlılığınızı iyileştirebilir ve ruhsal olarak bir arınma yaşayabilirsiniz. 3 Mart'ta Venüs ve Mars Plüton ile kavuşuyor. Daha baskıcı ve takıntılı bir ruh haline girebilirsiniz. Özellikle kariyer alanınızda yöneticileriniz veya otorite figürleri ya da anne babanızla ilgili konular önünüze çıkabilir ve çözüm bulmak zorunda kalabilirsiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, 2 Mart'ta balık burcundaki yeni ay hayalleriniz, gelecek projeleriniz, işbirlikleriniz ile ilgili yeni başlangıçlar yapmanıza destek verecek. Geleceğe daha pozitif bakmaya başlayacaksınız. Kariyeriniz adına güzel bağlantılar kurabilirsiniz ve güzel fırsatlar karşınıza çıkabilir. Yine sosyal çevre ve arkadaşlıklardan da önemli yardımlar ve destekler görebilirsiniz. Bu yeni ay sürecinde. Dikkat etmeniz gereken kısım ise fazlaca fedakarlık boyutunu abartmamanız. Bunu dengede tuttuğumuz takdirde gerektiğinde sınırları da belirleyebildiğiniz takdirde Yeni ay enerjilerini isteklerinizi hayata geçirmek için olumlu yönüyle değerlendirebilirsiniz. Ekip çalışmaları ve e, ortak çalışmalardan başarı sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda satış, pazarlama, internet, sosyal medya ile ilgili işleriniz varsa bu dönemde yeni iş fırsatları da yakalayabilirsiniz. 3 Mart'ta Venüs ve Mars, Plüton ile kavuşuyor. Perşembe-Cuma günleri üzerinizde daha fazla baskı hissedebilirsiniz ve bazı konuları takıntı haline getirebilirsiniz. Önünüze gelecek sorunları daha fazla mücadeleci bir tavır içerisinde yaklaşabilirsiniz. Dengeli bir şekilde ilerli, ilerlerseniz önze gelecek fırsatları daha iyi değerlendirebilir ve başarılı çözümler bulabilirsiniz ve istediğiniz yönde dönüştürücü bir etki sağlayabilirsiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler. 2 Mart tarihindeki balık yeni sizin kariyer evinizde gerçekleşiyor. Önümüzdeki 10 günü süreçte yeni iş başlangıçları, iş yerinize terfi edilme, görev değişimi veya iş değiştirme gibi fırsatlar yakalayabilirsiniz. Son zamanlarda işinizle ilgili Yeni bir yapılanma içinde iseniz artık bu yeni ay ile yeni başlangıçlar ve uzun zamandır ertelediğiniz girişimleriniz de varsa bununla ilgili artık harekete geçebilirsiniz. İyileşme, et, iyileşme etkileri devrede olacak. O fırsatlar sizi daha iyimser ve kendinize güveninizi arttıracak. Gelecek hedeflerinizi ve amaçlarınızı gözden geçirmek için iyi bir zaman daha önce fark etmediğiniz bakış açılarını görmeye başlayabilirsiniz. Ve bu yönde yenilikçi ve yeni gelişimlerde bulunabilirsiniz. 3 Mart'ta Venüs ve Mars Plüton ile kavuşuyor. Perşembe ve Cuma günleri kendinizi baskı altında hissedebilir ve manipülatif bir tutum içerisinde bulunabilirsiniz. Olaylara fazlaca kontrol altında tutma isteğiniz size zarar verebilir. Olayları daha fazla akışında yaşamaya gayret edin lütfen. Böyle yaptığınız takdirde özellikle maddi konularla ilgili güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ortak kazançlarınız, bu eşiniz ve ortağınızla ve ailenizle ortak paranız olabilir. Bir sorunu halledebilirsiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili yengeç ve yükselen yengeçler. 2 Mart balık yeni hayata daha imser bakacağınız kişisel gelişiminiz, eğitim, yolculuklar, sosyal medya, yayıncılık, yurt dışı bağlantılı işler, ticaret veya hukuki konularla ilgili önemli fırsatlar yakalayacağınız bir süreç başlıyor. Uzun zamandır hayalini kurduğunuz bir seyahat varsa bununla ilgili fırsatlar karşınıza çıkabilir. Vizyonunuz o bakış açılarınızla birlikte genişleyecek ve istediğiniz eğitimlere de katılabileceksiniz. Yaratıcılığınızı ve sezgilerinizin artacağı bu süreçte kariyerinizde yakından ilgilendiren, kariyerinizi yakından ilgilendiren yenilikçi işlere de imza atabilirsiniz. Yeni enerjiler maddi manevi yardım ve destek alabileceğinize işaret ediyor. 3 Mart'ta Venüs ve Mars Plüton ile kavuşuyor. Perşembe ve cuma günleri kendinizi baskı altında hissedebilir ve manipülatif bir tutum içerisinde bulunabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde işiniz ve ortağınızla ilgili bazı sorunlar gündeme gelebilir. Lütfen karamsarlar kapılmayın. Sakin kaldığınız takdirde ve karşı tarafa anlayış geliştirdiğiniz takdirde bu sorunlara olumlu çözümler bulabilirsiniz. Fazlaca takıntılı ve kıskanç tutumlar içerisine gir girmemenizi tavsiye ederim. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan, 2 Mart tarihinde gerçekleşecek Balık Yeni sizin finansal alanınızda gerçekleşiyor borçlar, ödemeler, eşinizin veya ortağınız varsa ortağınızla finansal konular, bununla ilgili gelişmeleri gündeme getirebilir ve güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Şans yüzünüze gelecek. Maddi konularla ilgili. Maddi kazançlarınızı arttıracak, bunları büyütecek imkanlar yakalayabilirsiniz. Özellikle ortaklı paralarınız konusunda da güzel bir haber, sizi sevin, sevindiren bir gelişme yaşayabilirsiniz. Eğer tazminat, vergi, nafaka, sigorta konuları ile ilgili beklediğiniz bir haber varsa da bu süreçte istediğiniz sonucu alabilirsiniz. Kariyer hayatınızda yeni başlangıçlar, sözleşmeler, sizin veya eşinizin veya ailede bir, bir ailede bir üyenin sağlık konusu ile ilgili de bir tedavinin olumlu cevap vermesi yani bir iyileşme haberi sizi sevindirebilir. Çocuk haberi almak isteyenler de bunun güzel haberini alabilirler. 3 Mart'ta Venüs ve Mars Plüton ile kavuşuyor. Perşembe ve Cuma günleri kendinizi baskı altında hissedebilir ve manipülatif bir tutum içerisinde bulunabilirsiniz. Olayları fazlaca kontrol altında tutma isteğiniz size zarar verebilir. Olayları daha fazla akışına yaşamaya gayret edin lütfen. Çalışma ortamınızda veya çalışma arkadaşlarınızla ilgili bir konuyu kafanıza fazlaca takabilirsiniz. Baskıcı, kontrolcü bir tutum içinde olabilirsiniz güç mücadelesi ve kıskanç tavırlardan uzak durmanızı tavsiye ederim bugünlerde. Sakin kalıp karşınızdaki kişileri de anlamaya çalıştığınız takdirde sorunları istediğiniz yönde sizin lehinize çözebilirsiniz. Ve bu enerjiyi olumlu yönde kullandığınız takdirde konsantras konsantrasyonunuzu da arttırabilirsiniz ve atmak istediğiniz adımları daha rahat atabilir ve başarılı sonuçlara ulaşabilirsiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Başak ve Yükselen Başak, 2 Mart balık yeni ayı ikili ilişkiler ve ortaklıklar alanınızda gerçekleşiyor. Yeni ay etkisiyle yeni tanışmalar, ilişkisi devam edenlerin ilişkiyi resmiyete taşıması, bununla ilgili kararlar alması, yine var olan sorunları barışçıl bir şekilde çözüme kavuşturacak bir süreç olacak sizin için. Küslüklerin ve dargınlıkların barış barışma ile sonuçlanacağı karşılıklı empatin artacağı bu süreçte yine eşiniz ve ortağınızla maddi manevi kazanımlar elde edebilirsiniz. Özetle ilişkilerinizle ilgili şifalandırıcı ve iyileştirici etkiler devreye olacak. Bu dönem işbirlikleri için de uygundur. karşınızda maddi kazanını, maddi kazanımlarınız arttıracak imkanlar çıkabilir yine insanların manevi destekleri size iyi gelecektir. Ama dikkat etmeniz gereken kısım ise kendi sınırlarınızı belirlemeniz ve iyi niyetinizi fazlaca suistimal edilmediğine dikkat etmeniz olacaktır. Bu hafta 3 Mart'ta Venüs ve Mars Plüton ile kavuşuyor. Perşembe ve Cuma günleri kendinizi baskı altında hissedebilir ve biraz kontrolcü bir tutum içerisine girebilirsiniz. Olaylara fazlaca kontrol etme isteği içerisinde davranırsanız size zarar verebilir. Onun yerine fazlaca akışta kalmaya gayret edin. Özellikle aşk hayatınızda veya çocuğunuzla ilişkilerinizde kontrolcü ve eleştirel tutumlardan uzak durmanızı tavsiye ederim. Çalışma ortamınızda veya çalışma arkadaşlarınıza iletişim sıkıntıları yine dikkat etmeniz gereken bir konu olacak. Yanlış anlaşılmalar artabilir. Yine günlük İş yükün artması sizi daha yorgun yapabilir. Lütfen dinlenmeye vakit ayırın. Haftanız güzel geçsin. Sevgili terazi ve yükselen terazi. 2 Mart balık yeni ayı sizin günlük işleriniz, çalışma ve sağlık alanınızda gerçekleşecek. Eğer ki yeni bir işe başlamak için bekliyorsanız yeni bir iş haberi alabilirsiniz. Yine daha fazla size mutluluk verecek ve kazancınızı arttıracak yeni iş teklifleri alabilirsiniz. İş iş seyahatleri, terfi, atama gibi konular önümüzdeki 10 gün boyunca karşınıza çıkabilir. Çalışma ortamında veya çalışma arkadaşlarınıza bir sorun yaşıyorsanız artık bu sorunları da barışçıl bir şekilde çözebilirsiniz. Onlarla ilişkilerinizin iyileştiği ve uyumu yakalayabileceğiniz bir süreç başlıyor. Sağlığınızla ilgili de devam eden rahatsızlıklarınız varsa artık bununla ilgili de iyileştirici etkiler devreye girecek. Örneğin yapmış olduğunuz bir tedaviden olumlu sonuçlar almaya başlayabilir ve iyileşme haberi alabilirsiniz. Sağlık konusunda yeni bir beslenme programına başlayabilirsiniz veya zararlı alışkanlıkları da bırakabilirsiniz. Günlük işlerinizde bazı yüklerinizi hafifletmeye başlayabilirsiniz. Bu sizi daha dingin hissettirecek. Dikkat etmeniz gereken kısım ise sınırlarınızı belirlemeyi unutmamanız. Aksi halde fazla fedakarlıklar yapabilir ve bunun karşılığını almadığınız zaman hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Bu hafta 3 Mart'ta Venüs ve Mars Plütonu ile kavuşuyor. Özellikle Perşembe ve Cuma günleri kendinizi baskı altında hissedebilir ve daha kontrolcü bir tutum içerisinde bulunabilirsiniz. Olaylara fazlaca kontrol altında tutma isteğiniz size zarar verebilir. Daha fazla akışında yaşamaya gayret edin. Ailenizle ilişkilerinizde bazı sorunlar gündeme gelebilir ve kendinizi anlaşılmıyor hissedebilirsiniz. Lütfen fevri davranmayın ve ani çıkışlarda bulunmayın. Yine aile ve kariyer arasında dengeyi kurmaya çalışıyor olabilirsiniz. Bu da zaman zaman daha gergin hissetmenize yol açabilir. Karşı tarafı anlayış elden bırakmazsanız sorunları daha rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Bugünlerde zaman zaman Hayatın sorumlulukları karşısında daha karamsar hissedebilirsiniz. Özellikle aşk hayatınız ve çocuğunuza karşı daha eleştirel davranabilirsiniz. Onun yerine olumsuz düşünmek yerine bu var olan güçlü enerjiyi artık geçmişi şifalandırmak ve ilişkilerde karşılıklı empatiyi güçlendirmek için kullanırsanız hem ilişkilerinizi hem de hayattan daha fazla keyif almaya başlayacağınızı göreceksiniz. Yaratıcılığınızın yükseldiği bir süreç. Lütfen yaratıcılığınızı bastırmayın ve size iyi gelen yeni hobileri yöneltmeye de çalışın. Haftanız güzel geçsin. Sevgili akrep ve yükselen akrep. 2 Mart balık yeni ayından çok güzel etkiler alıyorsunuz. Bekar olan akrepler aşık olabilir ve yeni bir ilişkiye başlayabilir. İlişkisi olanlar da sorunlarını artık karşılıklı empatiyi geliştirerek çözebilir ve küslükleri bitirebilir yaratıcılığınızın, sezgilerinizin artacağı bu süreçte duygularınız da yoğunlaşacak ve daha romantik ve özverili davranışlarda bulunmaya başlayabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak isteyen akrepler de müjdeli haberi alabilirler. Sanatla uğraşan akrepler bu süreçte çok yaratıcı ve yenilikçi çalışmalar ve kreatif çalışmalar gerçekleştirebilir. Hayal gücünüz yeni enerjilerle çok yükselecek. Hayallerinize ulaşmak için adımlar atabilirsiniz. Yeni başlangıçlar sizi beklemekte. Düşüncelerinizde daha umutlu ve iyimser olmaya başlayacaksınız. Yalnız 3 Mart günü Venüs ve Mars Plüton ile kavuşuyor. Özellikle perşembe ve cuma günü kendinizi baskı altında hissedebilir ve biraz manipülatif bir tutum içerisinde bulunabilirsiniz. Olaylara fazlaca kontrol altına tutma isteğiniz size zarar verebilir. Olayları daha fazla akışına yaşamaya gayret edin lütfen. Özellikle yakın çevre, kardeş veya akrabalarınızla bir sorun gündeme gelebilir. Kontrol ve baskıcı bir tutum içinde bulunmamanızı tavsiye ederim. İletişimde sert söylemler yapmamaya lütfen dikkat edin. Her ki enerjinizi olumlu şekilde kullanırsanız ve geçmiş ve geçmişle ilgili konuları da artık zihninizden tamamen silip, değiştirip, geçmişi affedebilirsiniz. Bu sonları tamamen dönüştürmeye başlayacaksınız. Düşüncelerinizin içinde kaybolmak ve takıntı haline getirmek yerine artık bunları sıfırlayıp yeni bir başlangıç yaparsanız bu gelişmeler sizi özgürleştirecek, daha mutlu hissetmeye başlayacaksınız. Haftanız güzel geçsin sevgili yükselen yaylar ve yükselen sevgi yeni baştan yapalım sevgili yaylar ve yükselen yaylar 2 Mart balık inayı sizin ev ve aile alanınıza gerçekleşecek duygusal güvenlik alanınızı oluşturma kendinizi güvende ve huzurlu hissetmek yine geçmiş ve gelecek arasında bir değerlendirme yapmak isteyebilirsiniz bu süreçte evle veya toprakla ilgili konular evin alım-satımı Kira, tadilat, taşıma gibi konular gündeminizde olabilir. Ailede birisinin evden taşınması, evlenmesi, anne baba olması gibi gelişmelerde yaşayabilirsiniz. Ebeveynlerinizle olan ilişkileriniz veya aile içi ilişkilerde de var olan sorunların çözüme kavuşturabilir, iyileştirici ve şifalandırıcı etkilerin olacağı bir yeni ay süreci sizi beklemektedir. Ailenize ve eşinize daha anlayışlı davranabilirsiniz ve ilişkilerinizi olumluya dönüştürebilirsiniz. Yalnız 3 Mart günü Venüs ve Mart Plütonu ile kavuşuyor. Özellikle Perşembe ve Cuma günleri kendinizi baskı altında hissedebilir ve manipülatif bir tutum içerisinde bulunabilirsiniz. Olayları fazlaca kontrol altında tutma isteğiniz size zarar verebilir. Olayları daha fazla akışına yaşamaya gayret edin lütfen. Parasal konularda hırslarınız artabilir bu günlerde. Parasal konuları daha fazla takıntı haline getirebilirsiniz. Veya para konularıyla ilgili çevrenizde baskıcı bir tutum içerisine girebilirsiniz. Bunları yapmanızı tavsiye etmiyorum. Bunun yerine var olan sorunları karşılıklı anlayış ve öfkenizi hırsınıza yenik düşmeden çözmeye çalışırsanız aslında olumlu yönüyle başarılı işlere imza atabilirsiniz. Ve maddi konularda yenilikler ve yeni yatırımlar yapma konusunda destekleniyor olacaksınız. Karşınıza güzel fırsatlar çıkacak. İletişiminizde bu hafta yanlış anlaşılmalara lütfen dikkat edin. Yazılı sözlü işlerinizde hatalar oluşabilir. Lütfen iki defa kontrol edin. Yine yazılı sözlü iletişiminizde de konunun tam anlaşıldığından emin olun. Sakin ve sabırlı davrandığınız takdirde yeni para kazanma fırsatları ve işbirlikleri doğabilir. Haftanız güzel geçsin. Sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar, 2 Mart balık yeni Ayı sizin iletişim ve yakın çevre ile ilişkileriniz alanında gerçekleşecek. Yenilikçi ve orijinal fikirler, yaratıcı çalışmalar yapabileceğiniz bir süreç başlıyor sizin için. Özellikle bu yeni fikirler size maddi manevi yeni kazançlarını sağlayabilir. Yine kısa seyahatler, yeni bir eğitime başlama gibi konularda da ilgilenebilir ve adım atabilirsiniz. Eğer ki sosyal medya veya internet yoluyla para kazanıyorsunuz veya kazanmayı düşünüyorsanız burada da yaratıcılığınız artacak ve yeni çalışmalarınızla yeni iş fırsatları yakalayabilir ve kazançlarınızı arttırabilirsiniz. İletişiminize daha şefkatli ve anlayışlı bir konuşma dili oluşturacaksınız ve özellikle yakın çevre ve sevdiklerinizle ilişkilerinizde uyumu yakalayabilir ve onlardan da güzel destekler ve yardımlar alabilirsiniz. Evet, balık inayı enerjisi size, sizin yaratıcılığınızı, ilhamınızı arttıracak. Aklınıza gelen fikirleri ve düşünceleri not alabilir. Bunları ileride değerlendirebilirsiniz. Yalnız 3 Mart'ta Venüs ve Mars, Plüton ile kavuşuyor. Çok güçlü bir enerji bu. Perşembe ve Cuma günleri kendinizi baskı altında hissedebilir ve manipülatif bir tutum içerisinde bulunabilirsiniz. Olayları kontrol altında tutma isteğiniz size zarar verebilir daha fazla akışta kalmaya gayret edin. Özellikle maddi konularda endişe ve korkularınıza kapılmamaya dikkat edin. Bunun yerine bu enerji maddi kazançlarınızı arttıracak. Sorunlara yeni çözümler, yeni yollar bulmak için değerlendirirseniz güzel sonuçlar elde edebileceksiniz. Ve sizi hedeflerinize yakınlaştıracak güzel yeni başlangıçlar yapabileceksiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili kova ve yükselen kovalar, 2 Mart balık yeni ayı para evinizde gerçekleşiyor. Paranızın bereketi artıyor. Bu süreçte yeni gelir kaynakları bulabilir ve kazançlarınızı arttırabilirsiniz. Belki de uzun zamandır gizlediğiniz bir yeteneğinizi artık ortaya çıkarma vakti gelmiştir. Ne dersiniz? Ve bu yeteneğinizi de para kazanabileceğinizi fark edeceksiniz. Ve kazançlarınızı tabii arttırabilirsiniz. Veya İşbirlikleri veya yatırım fırsatları ve destekler de bu süreçte gündeminize gelebilir. Çalıştığınız işin dışında yeni bir kazanç fırsatı da karşınıza çıkabilir. Aynı zamanda balık yeni ayı ile birlikte kendi değerinizin daha fazla farkına varacaksınız. Sizin içime geçmişte eğer sizi yenilgiye uğratmış deneyimleriniz varsa bunları da artık şifalandırmaya başlayabilirsiniz. Yalnız 3 Mart'ta Venüs ve Mars Plüton ile kavuşuyor. Perşembe ve cuma günleri kendinizi baskı altında hissedebilir ve manipülatif bir tutum içerisinde bulunabilirsiniz. Olayları kontrol altında tutma isteğiniz size zarar verebilir. Bunun farkında olup olayları akışına yaşamaya gayret edin o günler. Bu günlerde daha karamsar hissedebilirsiniz. Lütfen olumsuz düşüncelerinize kapılmamaya gayret edin. Bunun yerine kendinizi yargılamak yerine veya kendinizden şüphe etmek yerine Yapabileceklerinize odaklanın ve kendinizdeki gücü ortaya çıkarın. Öyle olursa önemli yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Sağlıkla ilgili bir konu gündeminizde ise bununla ilgili güzel haberler alabileceğiniz bir hafta olacak. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Balıklar ve Yükselen Balıklar 2 Mart yeni ayı burcunuzda gerçekleşiyor. Hayatınızla ilgili yeni adımlar ve kendinizi göstermek için Güzel destekler ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Biliyorsunuz Jüpiter sizin burcunuzda ve bu etkiyi iki kattan fazla hissedeceksiniz. Maneviyatınız artacak, sezgileriniz artacak, yine sevgi ve anlayışınız yükselecek. Bu da çevrenizle uyumlu ilişkilerinizi çoğaltacak ve ikili ilişkilerden yanında güzel destek ve yardımları size sunacak. Bu süreçte işte daha fazla dışa dönük olmaya başlayabilirsiniz yeni sosyal ortamlara girmek isteyebilirsiniz ve yeni arkadaşlıklar edinebilirsiniz. İlişkisi devam eden balıklar evlenme kararı alabilir ve yalnız olan bekar balıklar da yeni ilişkilere başlayabilir. Vizyonunuzun geliştiği bu dönemde hayatta hayata daha iyimser bakmaya başlayacaksınız. Hayalleriniz ve hedefleriniz için adım atmaya başlayabilir ve ilahi destekleri de hissedebilirsiniz.